Bab-ı salat-ı sahih halfel marid. Şimdi o mesele orada bitti. Şimdi bu neye geldi? Hastenin peşinde namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Hasta ayağı kalkamıyor, oturduğu yerde namaz kılacak. Sen ona iktida edebilir misin, edemez misin? Bu da ihtilaflı meselelerden birisi de bu. Haddesena Ali ibn Şeybete, kâle haddesena Yahya ibn Yahya. Ha ve haddesena Fahdun, kâle haddesena Muhammed ibn Sa'id. قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حزتي جابر'den rivayet olunca قال buyurdular ki صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz bize namaz kıldırdı az-zuhre önleyi ve Ebu Bekir Hazreti Ebu Bekir de halfehu onun arkasında idi. فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resul-i Ekrem Efendimiz tekbir getirdi mi? كَبَّرَ Ebu Bekir'in, Ebu Bekir de tekbir getirdi. لِيُسْمِعَنَا Bize eşittirsin diye. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hasta oldu. Namaz kıldırmaya çıkamadı. Emretti ki Ebu Bekir'e deyin namaz kıldırsın. Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırırdı. Bir gün vakitlerden birisinde biraz vücudunda hıfet buldu. Oradan kalktı, iki zatın omuzlarına basarak gitti, mihraba götürdüler. Götürdüğü gibi Hazreti Ebu Bekir namazda. Hemen mihraptan gerisin geri çekildi. Peygamber Efendimiz oturduğu yerde namazı kıldırdı. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e ikna etti, cemaat Hazreti Ebu Bekir'e ikna etti. Bu tuhaf bir namaz. İki imam oluyor. Cemaat Ebu Bekir'in peşinde geliyor. Ebu Bekir de Resulullah Efendimiz'in peşinde kılıyor. Peygamber Efendimiz tekbir getirdi mi, Hazreti Ebu Bekir de tekbir getirdi. Nasıl Hazreti Ebu Bekir'in tekbirini duyardı? Şimdi bundan ne çıkıyor? Bundan iki mesele çıkıyor. Cemaat sağlam bir imama ikna ediyor. Sağlam bir imam da oturan bir adama ikna ediyor. İki mesele. Şimdi esas bunu delil getiriyor ki, imam oturduğu yerde namaz kılarsa, cemaat ayakta olursa caizdir. Baksana Hazreti Ebu Bekir ayakta kıldı. Peygamber Efendimiz ikna etti. Fakat bu mesele de ihtilaflı. Resul-i Ekrem Efendimiz'e mi cemaat iktida etti, Ebu Bekir'e mi iktida etti? Şimdi bunun izahı gelecek. Fakat bunun en sahihi iki imamla kılınmadı, bir imamla kılındı. Fakat burada öyle getiriyor. Yani insan anlıyor ki iki imamla kılınmış. İmamlar birbirini iktida etmiş. فَبَصُرَ بِنَا قِيَامًا diyor Resulullah Efendimiz baktı bizi ayakta gördü kendi namaz kıldırırken baktı ki ayaktayız فَقَالَ اِجْلِسُوا oturunuz dedi fakat bunu lisandan söylemedi iclisu dese namaz batıl olur اَوْمَا بِذَٰلِكَ اِلَيْهِمْ cemaate işaret etti oturun dedi فَلَمَّا قَدَ الصَّلَاةَ namazı bitirdikten sonra قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu ki kittüm yakın oldu ki en tef'alû işleyesiniz fe'ale Farise ve Rum ehli Fırs'ın ehli Rum'un işlediğini işlemeye yaklaştınız kime işlediklerini bi'uzemâihim kendi büyüklerine yaptıklarını yapmak gibi bir hal sizden zuhur etmesi mühtemel oldu yani. Az kaldı ki onlar gibi yapasınız. Onlar büyükler oturur, bütün cemaat ayakta durur. Şimdiki o esas resmi merakide yapıyorlar ya, padişah oturuyor, bütün cemaat ayakta. Bu Rum'dan ve Ehl-i Fürs'ten kalma adettir. Siz de bunlar gibi yapmak istediniz. İtemmû siz iktida ediniz, bi'e immetikum, imamlarınızı iktida ediniz. Fe'in sallû kıyamen İmamlar ayakta kılarlarsa فَسَلُّوا قِيَمَا siz de ayakta kılınız. وَاِنْ سَلُّوا جُلُوسًا İmamlar oturduğu yerde kılarlarsa فَسَلُّوا جُلُوسًا siz de oturduğunuz yerde kılınız. İşte bu bir mesele. Bu hadis-i şeriften alanlar bu mesele zahir oldular ki imam hasta olursa ve imamdan daha eliyek bir kimse de imam yoksa aralarında kıraatte elimde ondan da daha üstün kimse yok. O oturduğu yerde kılabiliyor, ayakta kılamıyor. Siz de oturduğunuz yerde onunla kılarsınız. Evet. Haddesena Yunus, قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه
enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Enes İbni Malik diyor ki Peygamber Efendimiz rekibe bindi feresin bir ata. Fesuriya anhu. Attan düştü. Fecahişe yaralandı. Şikkul eymen sağ tarafı. Attan düşünce sağ tarafı zedelendi. Fesalla salaten. Bir namazı kıldırdı. Minas salavat namazlardan ve hava kaidi. Oturdu o yerde kıldırdı. Attan düşünce zedelendi. Oturdu o yerde namazı kıldırdı. Ve salleyna biz de kıldık. Ve rahu onun peşinde uuden oturduğumuz halde. Resulullah Efendimiz de oturuyordu. Biz de oturduğumuz yerde ona iftar ettik. Ayak namazda kıyam farz. Fakat kıyam bunlardan sakit oluyor. Ne için? İmamdan kıyam sakit olduğundan cemaatten de sakit oluyor. Madem imam ayağa kalkamıyor, kıyam sakit ondan, öyleyse cemaatten de sakit, onlar da oturduğu yerde kılarlar. فَلَمَّا انْصَرَفَ Vaktaki Peygamber Efendimiz munsarif oldu. Kale buyurdular ki اِنَّمَا جُعَلَ الْاِمَامِ İmam ne için kılındı? Ne için birisi geçerdi önde durur? Herkes ayrı ayrı kılsa olmaz mı? Yok, illa bir imam geçip de önde duracak, imam olacak. Bu imam, imam kılındı temme iktida olunsun bihi ana. İmam nasıl yapıyorsa siz de öyle yapasınız diye imam oldu. İmamın hali, hareketi ne şekildeyse siz de o şekilde hareket etmeniz için o öne geçti imam oldu. فَإِذَا صَلَّا قَائِمًا Ayakta kılarsa فَصَلُّوا قِيَمًا Siz de ayakta namaz kılınız. وَإِذَا صَلَّا جَالِسًا Oturduğu yerde namaz kılarsa فَصَلُّوا جُلُوسًا اَجْمَعِينَ Siz de hepiniz oturduğunuz yerde namaz kılınız. Çünkü imama tabiiz. İmam gibi. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث ويونس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله أين بني سفيلدي حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله أين Bu hadisi şerifi başka bir senetle Salih ibn Abdurrahman rivayet eyledi. Haddesena Yunus'u Kale ahberen ibn-i Vahdin Enne Malikel haddesehu An Hişam ibn-i Urvete An Ebihi Enne Aişe'de radıyallahu anha Kale Hazreti Aişe buyurdular ki Salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz evde kıldı fiziki evinde Ve huve şakin O da şekva ediciydi. Yani hasteydi. Şikayetten. فَصَلَّا جُلْتُ جَالِسًا Oturduğu yerde namaz kıldı. فَصَلَّا خَلْفَهُ Onun peşine kıldı. قَوْمٌ بِي جَمَعَةٌ قِيَامًا Ayakta. Demek ki Resulullah Efendimiz oturduğu yerde kılmış, evde. Cemaate dışarıdan Resulullah Efendimiz'e ikna etmişler. Fakat ayakta oldukları halde فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ Bunları işaret etti. فَنَجْلِسُوا Oturunuz. ثُمَّ زَكَرَ مِسْلَهُ Sonra bu hadisi şerifi zikretti ki İmam ne için imamdır? Cemaat ona iktida etsin ve onun yaptığını yapsınlar diye. İmam ayakta kılarsa siz de ayakta kılınız. İmam oturduğu yerde kılarsa siz de oturduğunuz yerde kılınız. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'ın kâle haddesena Yusuf ibn-i Adi kâle haddesena Ali ibn-i Müshir an Hişam ibn-i Urve an Ebihi an Aişe'de radıyallahu anha an-Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine Hazreti Aişe سنا شعبة أن يعلى بن عطاء قال سمعت أبا القمة يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه حدث أبو هريرة عن أبا القمة رواية ديول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بيقولون لكم من أطاعني هركم بني إطاعت درسا فقد أطاع الله الله إطاعت مشتر ومن عصاني كم بني إسيان درسا Fakat asallah Allah'a isyan etmiştir. Ve men eta'al emir, her kim emire itaat ederse Müslümanların emirine. Fakat eta'ani beni itaat etmiş olur. Ve men asal emire, her kim emire isyan ederse fakat asani ve beni isyan etmiş olur. Bir emir Müslümanlardan ise ahkam-ı İslamiye'yi tatbik ediliyorsa ona isyan etmek Resulullah'a isyan etmek demektir. Bu adamın sözünü tutacaksın. فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا Emir
namazı ayakta kılarsa فَسَلُّوا قِيَامًا siz de ayakta kılınız. وَاِذَا سَلَّا قَائِدًا oturduğu yerde kılarsa فَسَلُّوا قُعُودًا siz de oturduğunuz yerde kılınız. Tabi o da özür dolayısıyla oturduğu yerde kılacak. Özrü olmaz da oturduğu yerde kılarsa o namaz fasittir, o olmaz. حَدَّسَنَا نَسُرُ بُنُ مَرْدُوكُ قَالَ حَدَّسَنَا الْخُسَيْبِ حُسَيْبِ بْنُ نَاسِحِ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٍ عَنْ مُسْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامِ İmam kılın diye, لِيُؤْتَمَّ بِهِ عَنَا كِلْدَ olunsun diye. فَاِذَا صَلَّى قَاعِدًا oturduğu yerde kılarsa فَصَلُّوا قُعُودًا اَجْمَعِينَ sizin hepiniz de oturduğunuz yerde namazı kılın. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ Hazreti Ebu Hureyre'den yine bu hadis-i şerif zikredildi Ebu Bekir tarifiyle. Ebu Bekir'e Ebu Bekir'in için denilmiş. Bekir'e yahut da Bekir'e makaraya derler. Makara takar da ipi çekerler ya. Arapça onun adı Bekir'e yahut da Bekir'e. Bu Taif'te Taif kalesini muhasere etmişler. O makarayı kurmuş. Oradan asılarak kaladan aşağı inmiş Müslüman olmuş. Onun için adına Ebu Bekir'e demişler, makaranın babası, nasıl Hazreti Ebu Hureyre'ye, Ebu Hureyre kediyi sevdiğinde, bu zaten isim başka, Ebu Bekir'e künyesi, Taif'in kalesinden makarayla, makarayı kurmuş gibi kapıyı açtıramıyor, muhasere, Taif halkı Müslüman da olmuyor, makarayı kurmuş, akıllı adam, oradan ipine yemiş, nasıl olacak? Bir tarafını beline bağlar, bir tarafını da eline alır, yavaş yavaş bir tarafını açar, 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 iner aşağı işte. Böyle yapmış. O Müslüman olmuş, hadi Ebu Bekir'e kalmış. Bu çok geçer. Bazıları bilmez, Ebu Bekir zanneder. Geçen gün lügatte baktım, Ekrebül Mevarit'te hadisi getiriyor. وَفِي حَدِيسِ اَبِي بَكْرٍ diyor. Halbuki Ebu Bekir değil, Ebu Bekir'in hadisi. O tabi demek ki o Ermeni adam bilememiş Ebu Bekir'i. Yanlış demiş bu, Ebu Bekir dedi. Ben de vaktiyle Meşarik-i Şerif'i okurken, Ebu Bekir'e gelirken o kitap yanlış yazmıştır. Ortalarını kazırdım. Sonra da baktım ki yanlışlık bizde. O başka bir adam değil. O başka bir adam bu. Tabiinden misin? Sahabe yahu. Kim düşkanı Taif'in mahzenesinde demiş de Müslüman olmuş. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme kâle haddesena Abdullah ibn-i Raca. قال حدثنا عقبة بن أبي السهباء الباهلي قال سمعت سالما يقول حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يوما من الأيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر bir gün Peygamber Efendimizin yanındaydı günlerden bir gün وهو في نفر من أصحابه Peygamber Efendimiz de ashabıyla bir ashabından bir cemaatle beraber idi فقال لهم Resulullah Efendimiz onlara dedi ki اَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz bilmez misiniz? اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ Ben Allah'ın elçisiyim size. Size gönderilen bir peygamberim. Siz bunu bilmez misiniz? فَقَالُ dediler ki بَلَا Evet. نَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ Biz şehadet ediyoruz ki sen Allah'ın Resulusun. قَالَ buyurdu ki اَفَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz bilmez misiniz? اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَنْزَلَ ف۪ي كِتَابِ Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde inzal buyurdu ki اَنَّ مَنْ اَتَعَن۪ي فَقَدْ اَتَعَ اللّٰهِ Her kim bana itaat ederse o da Allah'a itaat eder diye Kur'an'da yok mu? اَنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونِ فَتَّبِعُوا اللّٰهِ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوا اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Eğer siz beni seviyorsunuzsa Siz bana tabi olun, Allah da sizi sevsin. İşte bu onun manası. قَالُوا بَلَا Evet, ya Resulallah neşhedü şehadet ederiz ki اَنَّهُ مَنْ اَتَعَكَ فَكَتْ اَتَعَ اللّٰهِ Her kim sana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. قَالَ فَاِنَّ مِنْ تَعَتِ اللّٰهِ Öyleyse Allah'ın Allah'a taattendir. اَنْ تُطِيعُونِ بَنَا itaat etmek. Yani Resulullah'a itaat etmek, Allah'a itaat etmek demektir.
Ve inne min taati, ben itaattendir. En tuti'u eimmetekum, sizin başlarınıza kim imam olursa ona itaat etmek, Resulullah'a itaat etmek demektir. Fe in sallu ku'uden, eğer o imamlarınız oturduğu yerde namaz kılarlarsa, fasallu ku'uden, siz de oturduğunuz yerde namaz kılın, ecmaîn, hepiniz. Şimdi buraya kadar bu hadis-i şerifleri zikretti, ravileri vesaireyi. Ne için? Bu bir mezhep. Ülemanın bir kısmı buna sahip olmuşlar. قال Ebu Cafer, İmam-ı Tahavvi buyuruyorlar ki, فَزَهَبَ قَوْمٌ, bir kavim sahip oldular, اِلَى هَذَا, buna. فَقَالُوا, dediler ki, مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ, bir adam bir kavimi cemaat, bir cemaate namaz kıldırırsa, قَاِدًا, oturduğu halde, min illetin, illetten dolayı, yani keyfi için değil, özürsüz değil, bir özür dolayısıyla adam ayakta duramıyor. Çünkü o min illetin kaydı olmasa keyfi için de oturur. İşte hadiste varittir bir, yok. İlletten dolayı oturduğu yerde kıldırırsa, sallu, siz de namaz kılınız, halfehu, onun halfinde ku'uden, oturarak namaz kılınız. Ve in kânû yutîkûnel kıyam, o cemaat ayakta durmaya iktidarları olsa bile imam oturduğu yerde kıldığından siz de oturduğunuz yerde kılın. Ve halefen fî zâlike âkharûn, bu meselede bunlara başka alimler muhalefet ettiler. Fekâlu, dediler ki, bel yusallûn, belki cemaat kılarlar, halfehu, oturan imamın peşinde, kıyamen, ayakta oldukları halde namaz kılarlar. İmam oturur fakat cemaat ayakta durur. Ve la yeskutu anhum, cemaatin sakıt olmaz. Fardul kıyam, kıyamın farziyeti. Namazın 12 şartı rükünü var ya, birisi de nedir? Kıyam. Ve kıyam bunlardan sakıt olmaz. İlla ayakta duracaklar. لِسُقُوتِ يَعْنِ اِمَامِهِمْ, İmamlarından sakit olduğu için bunlardan sakit olmaz. İmamdan sakit, imam üzürlü, hasta, kalkamıyor. İmamdan sakit, fakat cemaatten sakit değil ki. Delil, şimdi öteki bak ne kadar hadisi şerife getirdi. Sen de ya delille onun de karşısına çıkacaksan, yoksa bunu kabul edeceksin. Bunlar muhalefet ettiler, delil getirecekler. وَحْتَجُّوا, İhticac ettiler fî zâlik, bu meselede, bimâ haddesenâ Ebu Bişr-i Rakkî, Ebu Bişr-i Rakkî'nin hadisiyle. Kâle haddesenel Firyâbî, ona da Firyâbî rivayet eylemiş. Ha, ve haddesenâ Rabî'ül Mâzîn, kâle haddesenâ Esed. Rabî'ül Mâzîn, Esed'den rivayet eylemiş. Şimdi Firyâbî ile Esed de kâle, bunların ikisi dediler ki, haddesenâ İsrail. Bize İsrail rivayet eyledi, an Ebi İshak, Ebu İshak'tan. En Erka Mabni Şürahbil, Erka Mabni Şürahbil'den, kâle, Erkem diyor ki, Safertu Me'abni Abbasun radıyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas'la ben sefer ettim. Minel Medineti ile Şam, Medine-i Münevvere'den Şam'a beraber yolculuk ettik. Fekâle, Abdullah ibn Abbas dediler ki, inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz, zemma maride, vaktaki hasta oldu. Öyle hastalık, hangi hastalığı? Marada hastalığında. Ellezi öyle hastalık ki matefiyyü. Artık döşekten kalkmadı da o hastalıkta dar-ı ahirete teşrif buyurdular. İşte o hastalığında. Kâne fî beyt-i Âişe'te radıyallahu anh, Hazreti Âişe'nin evindeydi. O hastalığı da Hazreti Âişe'nin evinde olmuş. Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, üd'u, çağırınız li bana, Aliyen radıyallahu anh, Ali'yi çağırınız dedi. Peygamber Efendimiz ağır hasta olunca ciddi, Ali'yi bana çağırınız dedi. Fekâlet Âişetu radıyallahu anha, Hazreti Âişe dedi ki, elâ ned'u leke Ebu Bekir radıyallahu anh. Şimdi Hazreti Âişe anladı ki, yani Ali'yi çağıracak, ona bir şey tavsiye dedi. Öyleyse Ebu Bekir çağıralım, babamdır, o oraya gitsin. Ne diyecekse. Ebu Bekir çağıralım mı? قَالَ اُدْعُهُ, çağırın. فَقَالَتْ حَفْسَةُ رَضِيَ, Hazreti Hafsa dedi ki, اَلَا نَتْعُ لَيْكَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ. O da kendi babasını ileri sürdü. Ömer'i çağıralım mı? قَالَ اُدْعُهُ, çağırın dedi. فَقَالَتْ اُمُّ الْفَضِلِ, Hazreti Abbas'ın ailesi Ümmü'l-Fadıl,
Ve Peygamber Efendimiz'in de ailesinin bacısı oluyor. Ümmü Habibe'nin bacısı. Ümmü Habibe değil, Meymune'nin, Hazreti Meymune'nin. Ümmü Fadıl da dedi ki, اَلَا نَدْوَ لَكَ الْعَبَّاسِ عَمَّكْ Senin amuden Abbas'ı çağıralım mı? Anladılar, bir hayır var. Herkes kendi tarafına çekiyor bu hayri. قَالَ وَدُعْهُ Resulullah Efendimiz dedi, çağırın. Onu da çağırdılar. فَلَمَّا حَدَرُوا Bunların hepsi geldi. Hazreti Ali, artık bunu zikretmiyor. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Abbas. Bunlar geldi ama Hazreti Ali'den haber yok. O da geldi mi gelmedi mi? فَلَمَّا حَدَرُوا رَفْعَ رَسُوا Vakti ki hadir oldular, başını kaldırdı. ثُنَّ قَالَ Sonra Resul-i Ekrem buyurdu ki, لِيُسَلِّ قِلْدِرْسِمْ لِلنَّاسِ نَاسَ Ebu Bekir'in radıyallahu anh, Ebu Bekir nasa namazı kıldırsın diye. Demek ki onlara çağırmayın demedi. Fakat çağırın ama onları da şahit koştu. Yalnız Ebu Bekir'e git namazı kıldırdıysa ötekiler başkaları, belki Ebu Bekir yalan söyledi derler. Ama Hazreti Ömer de var, belki Hazreti Ali de var, Hazreti Abbas da var. Fakat onların içinden Hazreti Ebu Bekir'i seçti. Hatta Hazreti Ali'ye sene vesiyeti var. Ebu Bekir vesiyeti inkar etmiş. Bu vakitte Şialer bunu çıkardı. Dedi ki Resulullah Efendimiz beni görüyordu. Bütün ashabı da görüyordu. İçimizden Ebu Bekir'i seçti namazı okundursun dedi. O bizden hayırlı olduğuna delalettir dedi. Hazreti Ali bunu itiraf etti. Eğer onu içimizden seçip de kendisinin yerine Ebu Bekir'i tercih etmesi bizim hayırlımız olduğundan dolayı Resulullah beni de görüyordu. Ama bunu Şialer diyorlar ki hayır. Ebu Ali kıldırsın dedi de vasiyet etti de fakat Ebu Bekir kabul etmedi. Onun için onlar sevmiyorlar Hazreti Ebu Bekir. Halbuki iftira. Yalan kendilerine. İşte burada hadis sarih. Ravi de kim? Abdullah ibn Abbas. Ebu Bekir namaz kıldırsın dedi. Radıyallahu anh. Fetekaddem Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir tekaddüm etti. فَصَلَّى بِالنَّاسِ Nasa namaz kıldırdı. O bir iki gün devam etti. وَوَجَدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buldu min nefsi, kendi nefsinden hafifleten, hafifli. O hastalığı arasında baktı ki biraz hastalık hafiflemiş. فَخَرَجَ çıktı, yuhadi ayakları sallanıyordu, beyine racüleyni iki adamın arasında. Birisi bir tarafında tutmuş, birisi bir tarafında tutmuş. Resulullah Efendimiz'in ayakları tutmuyor. Onlara dayanıyor, ayakları da hırka gibi böyle sallanıyor. Kuvvet yok. Evet. فَلَمَّا حَسَّهُ أَبُوْ بَكِرْ Ebu Bekir hissetti ki bir adam geliyor geride. سَبَّحُوا بِهِ Hazreti Ebu Bekir tesbih ettiler. Subhanallah dediler. Yani cemaat, haber verdiler. فَزَهَبُ أَبُوْ بَكْرٍ Hazreti Ebu Bekir anladı Resulullah Efendimiz'in geldiğini. فَزَهَبُ أَبُوْ بَكْرٍ يَتَأَخَّرْ Hazreti Ebu Bekir gitti, gerisin geri gelmeye başladı. Mihrab'da ya, gerisin geri geldi. فَاَشَارَ اِلَيْهِ Peygamber Efendimiz ona işaret etti, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, مَكَانِكْ Resulullah Efendimiz ona işaret etti ki, yerinde dur, gerisin geri gelme. فَاسْتَتَمَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz iktida etti مِنْ حَيْسُنْ تَهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَاسْتَتَمَّتْ Tamamladı. Yani kıraati tamamladı, başladı. مِنْ حَيْسُ اِنْتَهَا Bir yerden ki oraya gelmişti Ebu Bekir radıyallahu anh مِنَ الْقِرَاتِ Kur'an'da nereye kadar gelmişse orada durdu Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz oradan aldı ve tamamladı. Ve Ebu Bekir radıyallahu anhu kaim. Hazreti Ebu Bekir de ayakta idi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de calisun oturuyordu. Ayakta duramıyor. Oturduğu yerde. Yani geldi Peygamber Efendimiz imam oldu. Ve Hazreti Ebu Bekir nereden bırakmışsa oradan namaza başladı. Hazreti Ebu Bekir oturmadı. Ayaktaydı. Resulullah Efendimiz de oturuyordu. Kim kime ikta etti? Ebu Bekir Resulullah Efendimiz ikta etti. Evet. فَأَتَمَّ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَأَتَمَّ اِكْرِدَا اِتْتِ Ebu Bekir رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Bekir iktida etti bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e iktida etti.
وَاَتَمَّ النَّاسِ وَاَتَمَّ النَّاسِ Nasıl ikta etti? وَاَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ebu Bekir ikta etti. Dediğim gibi işte iki imamlı bir namaz. فَمَا قَدَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَاةِ Peygamber Efendimiz namazı bitirmedi, hatta sekule ağırlaştı. Namazı bitirir bitirmez hastalık daha ağırlaştı. فَخَرَجَ çıktı يُحَادِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ Gene iki adamın arasını omuzlarına basarak وَاَنَّ رِجْلَيْهِ Peygamber Efendimiz'in ayakları da لَتَخُطَّانِ بِالْاَرْضِ Yeri çizerdi. Yani ayaklarını yere basamıyor da onlar koltuklarından tutup götürüyorlar, ayakları da yerden sürünüyor. Kendi ayağını, ayakları şeriflerini basamıyor. فَمَاتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz o hastalığında ahirete teşrif buyurdular. وَلَمْ يُوَصِّي Daha başka bir vasiyet de yapmadı. Şu yapsın, bu yapsın demedi. قال Ebu Cefer İmam-ı Tehavi diyor ki فَفِي هَذَا الْحَدِسِ وَحَدِسِ دُولُجُدُرْ ki اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ Hazreti Ebu Bekir itemle iktida etti bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e kaimen ayakta olduğu halde iktida etti. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de kaidun oturucu idi. Öyleyse en son Peygamber Efendimiz'den var. İmam-ı Tehavi buyurdular ki فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِسِ شَرِفِ وَلُجُدُرْ ki اَنَّ اَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ebu Bekir İ'tem ve iktida eyledi. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i iktida eyledi. Daimen ayakta olduğu halde. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem halbuki Peygamber Efendimiz de gaidin oturucu idi. Ve hâdâ min fi'li Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu rivayet ettiğimiz son hadisi şerif Peygamber Efendimiz'in fi'lindendir. Bâde kavlihi Resulullah Efendimiz buyurduktan sonra neyi? Ma şöyle hadisleri kefale buyurdu. Evet. Nerede? Fil ahadisilleti şöyle hadislerdeki fil bâbil evvel bâb evvel zûlükülü. Yani birinci babdaki birinci kavlin dediği hadisi şerifleri Resulullah Efendimiz buyurduktan sonra Resulullah Efendimiz'in fiali bu ikincidir. O kavli oldu. Ötekiler Resulullah Efendimiz'in kavli, bu da fiyali oldu. Hangisi evle oldu? Fiyali kavlinden evle oldu. Demek fiyali kavlini nesletmiş oldu. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ahmed ibn Yunus, kâle haddesene Zâidetü, kâle haddesene Musa ibn Ebi Âişe, en Ubeydillah ibn Abdillah, kâle, Ubeyd ibn Abdullah dedi ki, dehaddu alâ Âişe radıyallahu anha, Hazreti Aişe'nin yanına gittim. Fakultu dedim ki Ela tuhaddisini sen rivayet etseylemez misin? En narada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'in hasteliğinden bize rivayet eylemez misin? Fakalet Hazreti Aişe buyurdular ki Bela rivayet eylerim. Kânen nâsü ukûfen fil mescidi. Nas mescitte duruyorlar idi. يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ Resul-i Ekrem Efendimiz'e intizar ediyorlardı, bekliyorlardı. لِسَلَاةِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةِ İkinci yatsı namazını, sonki yatsı namazını kılmak için nasıl mescitte bekliyorlardı. فَاَرْسَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resul-i Ekrem Efendimiz gönderdi. اِلَى اَبِي بَكْرٍ Ebu Bekir'e haber gönderdi ki اَنْ يُسَلِّيَ بِالنَّاسِ cemaate namazı kıldırsın. Fekâne yusalli Hazreti Ebu Bekir kıldırıyordu diyeyim cemaate tilkeleyen bu günler. Bu günler de yine namazı Hazreti Ebu Bekir kıldırıyordu. Tekrar gönderdi. Demek ki Hazreti Ebu Bekir hastalığı müddetince Resulullah Efendimiz'in yerine namazı kıldırıyormuş. O günü yatsıda da yine beklemişler. Tekrar haber göndermiş ki Ebu Bekir namazı kıldırsın. Sümme inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz vecede buldu min nefsihi kendi nefsinden hıffeten hafiflik buldu. Fekarece çıktı. Ne oldu o halde? Yuhadi ayakları yere sürünür olduğu halde beyne racüleyni iki adam arasında li salatı zuhri önde namazı için
Şimdi bu yatsı namazında Hazreti Ebubekir'e haber göndermiş. Demek Hazreti Ebubekir yatsıyı kıldırmış. Sabahı da kıldırmış. Ertesi gün önde olmuş. Ertesi gün önde vakti Resulullah Efendimiz biraz vücudunda kıvvet bulmuş. İki adıma dayanarak çıkmış, namaza götürüp gitmiş. Fakat ayakları tutmuyor. Bu iki adam Resulullah Ekrem Efendimiz'i tutmuş götürüyorlar. Ayakları da yere basamıyor da ayakları sürünüyor yerde. O şekilde götürmüşler. Ve Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir de yusalli kıldırıyordu binnâs-ı nasâh. Yani namaza başlamışlar, çekiliyordular. فَلَمَّا رَآهُ أَبُوْ بَكْرٍ Vaktaki Ebu Bekir Resul-i Ekrem Efendimiz'i gördü. ذَهَبَا لِيَتَأَخَّرْ Gerisin geri gitmeye başladı. فَاَوْمَا اِلَيْهِ Resulullah Efendimiz öyle işaret etti ki اَلَّا يَتَأَخَّرَ Gerisin geri çekilmeye diye işaret eyledi. وَقَالَ لَهُمَا Kendisini götüren adamlara dedi ki اَجْلِسَانِ اِلَا جَنْبِهِ Beni Ebu Bekir'in yanına oturtturun. فَاَجْلَسَاهُ Resul-i Ekrem Efendimiz'i oraya oturtturdular. اِلَا جَنْبِ اَبِي بَكْرٍ Ebu Bekir'in yanına oturtturdular. فَجَعَلَ اَبُو بَكِرْ Hazreti Ebu Bekir oldu, yusalli kıldırıyordu. وَهُوَ قَائِمٌ Halbuki Hazreti Ebu Bekir ayaktaydı. Nasıl namazı kıldırıyordu? Evet. بِسَلَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bunu kapat. وَجَعَلَ اَبُو بَكِرْ Yusalli, Hazreti Ebu Bekir namaz kılardı. وَهُوَ قَائِمٌ Halbuki Hazreti Ebu Bekir ayaktaydı, namaz kılardı. Ne ile namaz kılardı? بِسَلَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in namazıyla namaz kılardı. Yani Resulullah Efendimiz iktida eylemişti. وَالنَّاسُ نَسْلَ يُسَلُّونَ kılardılar. بِسَلَاتِ اَب۪ي بَكْرٍ Ebu Bekir'in namazıyla. Bu Ebu değil, Ebu Bekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı imam olarak kıldırıyor. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'in namazıyla namaz kılıyor. Yani ona iktida eylemiş. Cemaatte Hazreti Ebu Bekir iktida eylemiş, onun namazıyla namaz kılıyorlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın rivayeti bu. Bu rivayet yukarkinin hilafına oldu. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de ba'idun oturucu idi. Yani Resulullah Efendimiz imam olmuş, oturduğu yerde. Hazreti Ebu Bekir ayakta, Resul-i Ekrem Efendimiz iktida eylemiş. Cemaat de ayakta, onlar da Ebu Bekir iktida eylemiş. Bundan anlaşıldı ki imam oturduğu yerde olursa cemaat ayakta kılacaklar. Bunun için getirdi bunu. قال عبيدullah عبيدullah diyor ki فَدَخَلْتُ عَلَى بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas'ın yanına ben gittim. فَعَرَسْتُ ben arz ettim hadise Hazreti Ayşe'nin hadisini aleyhi Abdullah ibn Abbas'a dedim ki Hazreti Ayşe böyle rivayet ediyor. فَمَا اَنْكَرَ Hazreti Abdullah inkar eylemedi مِنْ ذَٰلِكَ bundan şeyen bir şey. Hiçbir şey inkar eylemedi. Yani doğru değildir, bunda yanlışlık vardır demedi. Tesdik etti. حَدَّسَنَا فَهَدٌ قَالَ حَدَّسَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو مُعَاوِيَ قَالَ حَدَّسَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ اَنَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قالت Hazreti Ayşe buyurdular ki لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Vaktaki Peygamber Efendimiz ağırlaştı. جَاءَهُ بِلَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Bilal geldi. يُؤْذِنُهُ Ona haber verir olduğu halde. بِالصَّلَاةِ namazı. Namazı haber verdi ki ya Resulullah namaz vakti. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ buyurdular ki اِيْتُوا اَبَا بَكْرٍ Hazreti Ebu Bekir'e geliniz. Fel yusalli kıldırsın, binnâs-ı nasa namaz kıldırsın. Kâlet, Hazreti Ayşe dedi ki, fekultu, ben dedim ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, lev emerte Ömer'e radıyallahu anh, emretsen de Hazreti Ömer'e yusalli diyeyim, onlara namazı o kıldırsa. Fe inne Ebu Bekir'in zira Ebu Bekir, رَجُلُنْ bir adamdır. Öyle adam ki esifun, esefli. Esefli adam. Yani kalbi incedir.
her şeyden tez müteessir olan bir adamdır. Ve meta yakumu mekamek, ne vakit ki senin mekamına kaim olursa, lem yusmi'in nase, nase işittiremez. Mehzun olur, mükedder olur, onun için kuvvetli okuyamaz ki cemaat onun sesini dinlesin. Onun için sen emrit, Ömer kıldırsın. Şimdi burada Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın böyle demesindeki hikmet ne? Hakikaten Hazreti Ömer sesi gür ve biraz şiddetli, onun için öyle tez müteessir olmaz, imamlığa daha layıktır. Onun için mi emretti? Zahirde onun için. Hazreti Ayşe'nin istediği ki bu. Fakat bir de Hazreti Ayşe siyaseten Resulullah Efendimiz'in mekamında kim namaz kıldırırsa yarın onun yerine vekil olacak, onun halifesi olacak. Acaba Ebu Bekir'in daha ziyade teyit edelim de bunu söyleyelim de Resulullah Efendimiz illa Ebu Bekir üzerinde ısrar etsin de Eshab-ı Kiram bunu anlasınlar diye mi yaptı? Bu ihtimal de var. Evet. Şimdi her iki ihtimale karşı Peygamber Efendimiz'e böyle bir teklif etti. Ya Resulullah emret Ömer kıldırsın. Çünkü Ebu Bekir tez müteessir olur, olan kalbi ince bir adamdır. Senin yerine kaim olduğu gibi kendisini esef tutar, yani ağlamak hali gelir, okuyamaz, cemaate duyuramaz. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Nuru Ebu Bekir, Ebu Bekir'e emrediniz, fel yusalli bin nas, nasa kıldırsın. Hazreti Ayşe'nin teklifinden sonra yine Hazreti Peygamber Efendimiz ısrar etti. Ebu Bekir'e değil, o namazı kıldırsın. فَاَمَّرُوا اَبَا بَكْرٍ اَبَا بَكْرِ emrettiler ki Resulullah Efendimiz böyle emrediyor, namazı kıldır. فَصَلَّا بِالنَّاسِ O da nasıl namazı kıldırdı. فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ Vaktaki namazı girdi, Hazreti Ebu Bekir namaza başladı. وَجَدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خِفَّةً Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsinde biraz hafiflik buldu. فَقَامَ Kıyam etti, yuhadi beyne racüleyni. İki adamın arasında götürülür oldu. Koltuklarına girmiş iki adam. Peygamber Efendimiz onların ikisinin arasında gidiyor ama vericilahu, Peygamber Efendimiz'in ayakları da tehuttani fil er, yerde çizgi çiziyor. Yani kaldıramıyor, kaldırıp da basamıyor. Ayakları öyle bir şeyi götürürken nasıl yerde çizgi çizer ki ayakları da o şekilde sürünerek gidiyor. فَلَمَّا سَمِعَ أَبُوْ بَكْرٍ Hazreti Ebu Bekir vaktaki eşitti حِسَّهُ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hareketini geldiğini eşitti ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرْ Gerisin geri gelmeye başladı. فَاَوْمَا اِلَيْهِ Peygamber Efendimiz ona işaret etti ki اَنْ صَلِّكَ مَا أَنْتَ En salli, namaz kıl, en şan, şan olan ne? Salli, namaz kıl, kema ente, olduğun gibi, olduğun yerde namaz kıl. Fecaa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz geldi, hatta celese oturdu, en yesari Ebi Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'in solunda oturdu. Solunda oturunca Hazreti Ebu Bekir nerede kaldı? Sağda kaldı. Peki bir adam imam olursa ona ikna eden adam solunda mı olur, sağında mı? Sağında olur. Yani bundan anlaşıldı ki Peygamber Efendimiz imam oldu. Hazreti Ebu Bekir sağında kaldı çünkü. Evet. Fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. Yusallî bin nâs nâsa namaz kıldırırdı. Ve Ebu Bekir'in Ebu Bekir de yekdedî bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ikta etmişti. Ve huve kaimin. Hazreti Ebu Bekir de ayaktaydı. Ve nâsü nâs yektedûne iktida etmişlerdi. Yeterlerdi. Bi salâti Ebi Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir namazına. Peygamber Efendimiz geldi. Oraya geçti. Cemaat Hazreti Ebu Bekir'e uymuştu. Onların şeyiyetini bozmadılar. Peygamber Efendimiz imamlık etmeye başladı. Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'le beraber ona ikna ederek namazı kıldı. Cemaat de Hazreti Ebu Bekir'in peşinde onu ikna ettiler. Bundan ne anlaşıldı? İki imam oldu.
Cemaatin imamı Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in imamı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan mı anlaşılıyor yani bu rivayetlerde? Halbuki bilmiyorum ama benim yani hatırıma gelen bu iki imam meselesini böyle rivayetler diyor ama lüzum olmaz ki onlar geldi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi, imamlığa geçtiği gibi Hazreti Ebu Bekir Peygamber'i iktidar ettiği gibi cemaat de Hazreti Peygamber Efendimiz'i iktidar etmiş olur. Ebu Bekir'in için iktidar etsinler ki daha. Peygamber Efendimiz imam. Yalnız Peygamber Efendimiz'in sesini işitmezler de Hazreti Ebu Bekir tekbir aldı mı mübelliğe gibi olur. Onun sesini işitirler işte. Herhalde şeyden kalır. Kailun. Diyenlerimizin kalır kailun. Sual eden sordu. Bir adam dedi ki, kailune de geç olur ama lüzum yok. Çünkü yukarılarda hep gelen fekale kailun, fekale kailun hep ibareyle geliyor. Bir adam itiraz etse ki, la hüccete lekum fi hadel hadis. Bu hadiste sizin için hüccet yoktur. Yani siz bunu delil getirdiniz ama Resulullah Efendimiz oturduğu yerde imamlık etti. Hazreti Ebu Bekir ve cemaat de ayakta onu iktidar ettiler. Burada sizin için delil yok. Yani imam oturduğu halde cemaat de ayakta namaz kılar. Buna delil getirdiniz. Bu delil olamaz. Diyorlar. Lenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâne fî tilke salâti bu namazda olduğuydu. Me'mûmen me'mûm olduğuydu. İmam değil de cemaat idi diyor. Bunlar diyorlar ki siz diyorsunuz imam oldu. Berikiler de diyor ki biz de diyoruz ki hayır. İmam değil idi, cemaat idi. Geldi Hazreti Ebu Bekir'i iktidar etti. Hadisin gibi, bak şimdi bu rivayet ama bu rivayette Resulullah Efendimiz imam olarak mı namazı kıldırdı? Yoksa cemaat olarak Hazreti Ebu Bekir'e iktidar etti de cemaat olarak mı kıldı? Her iki tarafın görüşleri başka başka oldu. Şimdi bu birinci taife ne diyordu? İmam oturursa cemaat de oturacak. İkinci taife de diyor ki imam oturursa cemaat ayakta kılacak. İşte bu hadisi şerifi bu ikinci taife delil getirdiler ki imam oturursa cemaat ayakta kılacak. Birinci taife itiraz ediyor ki bu getirdiğiniz hadis size delil olamaz. Resulullah Efendimiz burada imamlık yapmadı. Hazreti Ebu Bekir iktidar eyledi diyor. Rivayeti de getiriyor. Diyor ki وَاَحْتَبْيُوا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında ihticac ettiler. بِمَا bir hadisle ki حَدَّسَنَا فَهْدٌ فَهَدْ رِوَادِينَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرِ بُنَا بِشَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا شَبَابَ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَ عَنْ نُعَيْمِ بْنَ أَبِيهِمْ عَنْ أَبِي وَائِلْ عَنْ مَسْرُوكٍ عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ Hazreti Ayşe dedi ki صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz namaz kıldı fi maradihi hasteliğinde ellezi öyle hastelik ki tufiye fihi. O hasteliğinde alem ahirete teşrif buyurdular. İşte o hasteliğinde namaz kıldı. Halfe Ebi Bekir'in radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'in peşinde namaz kıldı. Gaiden oturucu olduğu halde. Bak bu rivayet ne dedi? Resulullah Efendimiz Ebu Bekir'i iktidar eyledi. Oturduğu yerde onu iktidar eyledi. Bir peygamber kendi ümmetinden birisinin peşinde namaz kılmış oldu. Evet. Bir. İkinci rivayet. Haddesene Muhammed ibn-i Hümeydi bin Hişam el-Ru'ayn Ebu Kurra. Kale haddesene ibn-i Ebi Meryem. Kale ahberena Yahya ibn-i Eyyub. Kale haddesene Hümeydi. Kale haddesene Thabit el-Benani. An Anas ibn-i Malik radıyallahu anh. Yukarıki hadis Hazreti Ayşe'den idi. Bu da Hazreti Enes'ten. Ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz sallâh halfe Ebi Bekir'i Hazreti Ebu Bekir'in peşinde namaz kıldı fî sevbin vâhidin bir elbisede. Öyle elbise ki bürdin, o da bürdidi. Yani hırka gibi bir. Yani hırka gibi bir elbiseye bürünmüştü. Yukarıda da geçti ki bürd yani bir elbiseyi alır da sağ tarafını sol omuzuna sol tarafında sağ omuzuna atar. Buna bürd derdiler. Yani çarşaf gibi bir şey. Öyle bürt ki muhalifin beyne tarafihi. Tarafları birbirine muhalif. Sağını solumuzun atmış, solunu da sağımızın atmış. Fekânet bu oldu. Âhira salâtin. Peygamber Efendimiz'in en son namazı oldu. Öyle namaz ki sallâha kılmış olduğu namazların en sonu da bu oldu. Bu da Hazreti Enes'in rivayeti.
Resulullah Efendimiz'in en son kılmış olduğu namaz böyle bir bürde geldi. O bürde bürünmüş olduğu halde Hazreti Ebu Bekir'in peşinde namaz kıldı. Yani burada Resulullah Efendimiz imam olmadı, cemaat oldu. İki, daha bir hadis-i şerif daha getiriyor. Haddesena Ali ibn Şeybe, قال حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبو موسى الأشعري'den rivayet ediliyor. قال أبو موسى الأشعري buyurdular ki مرض النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz hastalandı. فقال buyurdu ki مروا أبا بكر أبا بكر emrediniz فليصلي بالناس cemaate namazı kıldırsın. Fekalet Aişetü Hazreti Aişe buyurdular ki radıyallahu anh'a İnne Ebu Bekir'in Ebu Bekir reculun rakikun kalbi ince bir adamdır. Yani senin yerine gelir de orada duracak olursa müteessir olur. Kendisine ağlamak hali galebe çalar. Nasıl duyuramaz. Onun için yukarıda da geçti ya emret de Ömer kıldırsın dedi. فَقَالَ Resul-i Ekrem'imiz buyurdu ki مُرُوا اَبَا بَكْرٍ اَبَا بَكْرَ اَمْرِتْتِنْ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ نَسَ نَمَزْ قِلْدِرْسِنْ فَاِنَّكُنَّ Hazreti Ayşe'ye diyor ki siz sevahibi Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ın sahiplersiniz. Nasıl Yusuf Aleyhisselam'ın zamanında Hazreti Züleyha'ya kadınlar toplantıda ayıpladılarsa sonra Hazreti Züleyha nasıl Yusuf Aleyhisselam'a musallat olduysa siz de işte Yusuf Aleyhisselam'a musallat olan kadınlar gibisiniz. Yani başka hileli yollardan gidiyorsunuz illa Ömer'e emretme. Şimdi Ömer'e emret Ebu Bekir'e diyor. Yani Peygamber Efendimiz oradan Hazreti Ayşe'nin Hazreti Yusuf'un başına gelen vaka gibi Peygamber Efendimiz'in başına vaka getirmek istiyorlar. Onun için ona teşbih etti. Siz Yusuf Aleyhisselam'ın sahipleri, onun başına musallat olan kadınlar gibi ben Ebu Bekir'e emrediyorum da sen emri oradan alıp Ömer'e verdirmek istiyorsun. Halbuki Hazreti Ayşe'nin meksedi de Allah-u Alem yani bilmiyoruz ama meksedi Hazreti Ömer'e verdirmek değil. Meseleyi iyice tekit ettiriyor. Görüşü kestirişli, kuvvetli, feraseti kuvvetli ilerisinde Hazreti Ebu Bekir'in hakkında dedikodu ederler. Kendiliğinden geçti. Kendiliğinden halife oldu. Bir sözler çıkar. İyisi Resulullah Efendimiz iyice tekit etsin. İyice tekit etsin. Eshab da duysunlar da itiraz etmesinler. Evet. Şimdi bu rivayette de anlaşılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e imamlığı verdi. Kale kam Ebu Bekir'in fi hayati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında namazı kıldırmaya başladı. Yani Hazreti Ebu Bekir'i halife tayin etmiş oldu namazda. Namazda halife için olursa bütün ümuri ammede Resulullah'ın halifesi olmak ikincide kalır. En mühim olan İslamiyet'te hangisidir? Namazdır. Madem Resulullah Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i namazda kendisini halife tayin etti, diğer işler ikincide kalır. Bu kime reddiye oldu? Şiilere reddiye oldu. Bunlar diyorlar ki Hazreti Ali'nin hakkıydı da Hazreti Ebu Bekir gaspen oldu. Değil. Hazreti Ebu Bekir hakkıydı. Niye? Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi görmüyor muydu? Gidin Ali'ye deyin namazı kıldırsın derdi. Hazreti Ömer'e demedi. Hazreti Ali'ye, Hazreti Osman'a hiçbirisine demedi de kime dedi? Gidin Ebu Bekir deyin namazı kıldırsın. E bitti. İşte bu zımnen onun halife olacağını işaret. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ Şimdi bu birinci taifenin kavulleri. Bunlar yani bizim aleyhimize ikinci, biz Hanefilerin kavli ikinci ya, bizim aleyhimize delil getirdiler ki Resulullah Efendimiz imam olarak kılmadı. Müktedi olarak kıldı. Onun için oturduğu yerde kıldı. İmam ayakta, cemaat oturduğu yerde olabilir. Fakat gene biz davamızda sabitiz diyor. İmam oturduğu yerde kılarsa cemaat oturduğu yerde kılacak. Bizim delillerimizi o çürütmek istedi. Sizin getirdiğiniz deliller diyor, onun karşılığında da deliller var. Siz rivayet ettiniz ki Resulullah Efendimiz imam oldu. Hazreti Ebu Bekir ona iktidar etti, cemaat de ona iktidar etti. Zaten akıl da bunu kabul etmez.
İki imam olmaz, bir imam olur. Demek ki siz bu rivayeti yanlış anlıyorsunuz. Siz zannediyorsunuz ki Peygamber Efendimiz imam oldu, Ebu Bekir ona iktidar etti. Bilakis Hazreti Ebu Bekir imam idi, Resulullah Efendimiz ona iktidar etti. Bu rivayeti ters anlıyorsunuz diye reddiye yaptılar bize. Şimdi onlara biz de reddiye yapmamız lazım. Nasıl reddiye yapacağız? وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ Onların aleyhine bizim hüccetimizdir. Fizalik bu mesele hakkında. اَنَّهُ قَدْ رُوِيَ اَنَّهُ شَانْ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadis rivayet edildi. اَلَّذِي اُوِلَ حَدِيثِ زِكَرُوهُ zikrettiler. Muhaddisinin zikretmiş olduğu bu hadis zikredildi. وَلَكِنَّ اَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in efali fi salatihi, işte o namazında, tilke o namaz, en son kılmış olduğu namaz, hastalığında kılmış olduğu namaz, oradaki Resulullah Efendimiz'in bir fiiline bakalım. Sizin dediğiniz mi doğru, bizim dediğimiz mi doğru? Yani Resulullah Efendimiz imam olarak mı kılmış o namazı, yoksa Hazreti Ebu Bekir ikta ederek mi kılmış? Diyor ki biz aradık, Resulullah Efendimiz'in efaline baktık, bu efali tedüllü delalet eder ki alâ ennehu Resulullah Efendimiz kâne imamen. İmam idi. Efali Resulullah'a bakıyoruz. Bu namazı imam olarak kıldığına delalet ediyor. Efal. Şimdi rivayetler muhtelif olunca onların rivayeti var, bizim rivayetler var. Rivayetler birbirine taarruz etti. Rivayetler taarruz ederse ne olacak? Telif olacak. Telif de yapamadık. Öyleyse rivayetlerin birisini tercih edeceğiz. Tercihi biz aradık, baktık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namaza duruşunda bizim kavlimizi teyit ve tercih var. O da nedir? Diyor. Ve zalike Peygamber Efendimiz'in ef'alından olan delil enne Aişe'te kâle. Hazreti Aişe buyurdular ki fi hadisil esved anha. Hazreti Esved Hazreti Aişe'den rivayet etmiş olduğu hadiste Hazreti Aişe diyor ki فَكَعَدَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz oturdu. اَنْ يَسَارِ اَب۪ي بَكْرٍ Ebu Bekir'in solunda oturdu. Hah! Solunda oturduğu gibi bu anlaşıldı ki Hazreti Ebu Bekir cemaat olarak kaldı. İmamın sağında durur cemaat. وَذَٰلِكَ bu قُعُدُ الْاِمَامِ imamın oturuşudur. İmam nerede olur? Solda olur, cemaat sağda olur. Eğer Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i ikna edecek olsaydı, Hazreti Ebu Bekir sağına geçerdi, sağında otururdu. لَنَّهُ لَوْ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اِمَامًا Eğer Ebu Bekir imam olsaydı, لَهُ Peygamber Efendimiz'e لَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz olurdu, يَكُدْ عَنْ يَم۪ينِهِ sağında otururdu. Evet. Gider Ebu Bekir'in sağında olurdu ki imamın sağında oturmuş olayı. Resulullah Efendimiz nerede geldi oturdu? Solunda oturdu, kendisi imam oldu. Evet. Şimdi burada fakat bir sual daha var. Belki Hazreti Ebu Bekir'in sağında yeri yoktu. O da var. İmam takaddüm ediyor. Takaddüm oldu. Zaten ikisi de mehraptı onlar. İkisi de mehraptı onların. İkisi de mehraptı. Orada yok tekaddümde. İkisi de tekaddüm etmiş cemaate, cemaat geride. Yani orayı zikretmiyor. Yalnız diyor ki Resulullah Efendimiz geldi, Ebu Bekir'in solunda oturdu. Oturduğu gibi öylece Resulullah Efendimiz imam oldu, biz diyoruz. Ebu Bekir, çünkü bu oturuş imam oturuşudur. Bizim rivayetimizi bu tercih etti. Fakat onlar da itiraz etmiyor. Belki sağında yer yoktu. Sağında yer olmasa bile Hazreti Ebu Bekir azıcık veriye teharrük edebilirdi. Evet, böyle bir tercih yaptı. Hocam burada imam Hazreti Adem'e فَلَمَّا قَعَدَ اَنْ يَسَارِهِ Vaktaki Hazreti Ebu Bekir'in solunda oturdu. وَكَانَ اَبُوْ بَكِرًا يَم۪ينِهِ Ebu Bekir de Resulullah Efendimiz'in sağındaydı. دَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki عَلَى اَنَّ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz كَانَ هُوَ الْاِمَامَ كَانَ اُلْدُ هُوَ اُوَ الْاِمَامَ İmam oldu. وَاَنَّ اَبَا بَكْرٍ اَبَا بَكِرْ دَ اُلْدِهُ وَاُوْ اَنَّمُومَ مُكْتَدُهُ Delilin birisi bu. Fakat bu çok kuvvetli bir delil değil. Yani tercihe layık, tercih, esbab-ı tercihler olabilir. Fakat çok kuvvetli değil. وَحُجَّةٌ اُخْرَى Diğer bir delil de اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْمَ Hazreti Abdullah قَالَ فِي حَدِيسِهِ Hadisinde dedi ki
فَأَخَذَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz aldı fil kıraati, kıraatte başladı. مِنْ حَيْثُ اِنْتَهَا Bir yerden ki nihayet bulmuştu. Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir kıraatini diye kadar okumuştuysa Peygamber Efendimiz oradan başladı. İşte bak bu kuvvetli. Çünkü Peygamber Efendimiz okudu diyor. Hazreti Ebu Bekir nerede koymuşsa Peygamber Efendimiz oradan başladı, oradan okumaya başladı. Bir defa demek bu salat-ı cehriyeymiş. Bu önle namazı değil. Bu bir akşam ve yatsı namazı, salat-ı cehriye. Halbuki bizim okuduğumuz rivayette en son kılmış olduğu önle namazı. Orada da ihtilaf oldu. Salat-ı cehriye ki Peygamber Efendimiz cemaat duyuyorken Hazreti Ebu Bekir şurada bitirdi. Peygamber Efendimiz oradan başladı. Öyleyse Peygamber Efendimiz imam oldu. Yatsı da fakat, geliyor. Efendim, yatsı da geliyor işte diyor. Yatsı da geldi fakat en son kıldığı namaz yatsı mı önle mi? Önle. O rivayet de var. Şimdi bu vakıa yatsıda mı oldu? Önleden mi oldu? Şimdi ihtilafın birisi de burada. Yatsıda olduysa doğru. Yatsıda salat-ı cehriye. Ama o yatsıdan sonra bir de önle geliyor. Bir de önle de Resulullah Efendimiz'in gidip ikra etmesi var. Acaba bu vakıa hangisinde? İkisinde de mi oldu? Vakıa iki mi oldu? Bir mi oldu? Bunu da tespit etmek lazım. İşte bu el-i hadiste inceği olan şeyler var. Evet. Fezalik bu meselede doğrucudur. Ma bir şey ki yedülü delalet eder. Enne Ebu Bekir'in Hazreti Ebu Bekir kat'al kıraate kıraati katisti ve kar'en nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz okudu. Bu vakitte Resul-i Ekrem Efendimiz imam olmuş, oturduğu yerde kılmış, cemaatle ayakta kılmışlar. Bu bizim delilimiz oldu. Fezalike delilun bu delildir ki ennehu kânel imam. Resulullah Efendimiz imam oldu. وَلَوْ لَا ذَٰلِكَ Eğer imam olmasaydı, lem yakra okumazdı. لَنَّ تِلْكَ السَّلَاءُ O salat, o namaz, كَانَتْ سَلَاةً Bir namaz idi ki, يُجْهَرُ ف۪يهَا بِالْقِرَاءِ Kıraat, onda cehr olunurdu. وَلَوْ لَا ذَٰلِكَ Eğer salat-ı cehri olmasaydı, لَمَا عَلِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bilmezdi. الْمَوْضَعَ الَّذ۪ي Kur'an'ın şu bir mevziğini ki اِنْتَهَا اِلَيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ مِنَ الْقِرَاءِ Hazreti Ebu Bekir nereye kadar okuduğunu ne bilsin gizli namazda? Nerede kalmış bilmezdi. وَلَا عَلِمَهُ Onu yine bilmezdi. مَنْ خَلْفَ اَبِي بَكْرٍ Ebu Bekir'in peşinde olanlar da bilmezdi. Salat-ı cehriye ki Hazreti Ebu Bekir nerede kaldığını Resulullah Efendimiz bildi. Ondan sonra oradan da başladı. Ashab da anladılar. Ha, Hazreti Ebu Bekir buraya kadar okumuştu. Gerisini Resulullah Efendimiz okudu. Onlar da bildi bu. Salat-ı cehriyeden bir namaz idi. O da en çok rivayetler yatsı namazıydı. فَلَمَّا سَبَتَ بِمَا وَصَفْنَا Vakti bu vesfettiğimiz şeyle sabit oldu ki اَنَّ تِلْكَ السَّلَاةِ O namaz كَانَتْ مِمَّا يُجْهَرُ ف۪يهَا بِالْقِرَاءِ Şol bir namazlardan idi ki kıraat cehr olunurdu. Yani üç namazın birinde zaten cehr olunur. Ya sabah namazı, ya yatsı, ya akşam. Başka yok. Fakat bunu da tayin etmiyor. Rivayetler yatsıda geldi. Ama akşamda rivayet yok, sabahta rivayet yok. Fakat burada bunda onu da kat edemiyor. Olur ki tekrar etmiş olabilir. Akşamda da olabilir, ayrı ayrı. Yatsıda da olabilir, sabahta da olabilir. Yatsı hakkında bir rivayet geldi. Akşam sabah namazında gelmedi. وَقَرَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz okudu fiyâ o namazda. وَكَانَ النَّاسُ جَمِيعًا Nas'ın da hepsi oldu. لَا يَخْتَلِفُونَ İhtilaf etmezler ki. اَنَّ الْمَأْمُومَ مُكْتَدِ olan bir kimse لَا يَقْرَوْ okumaz خَلْفَ الْإِمَامِ İmamın peşinde okumaz. كَمَا يَقْرَوْ الْإِمَامِ İmamın okuduğu gibi okumaz. سَبَتَ بِسَالِكَ Bununla sabit oldu ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz كَانَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ O namazda oldu. İmamen imam oldu. İmam oldu. O da oturduğu yerde kıldı. Fakat cemaat oturmadı. Bizim delilimiz bu. Binaenaleyh imam hasta olur da ayağı kalkamazsa oturduğu yerde kılarsa cemaat oturmazlar. Ayakta kılarlar. Hep bütün bu davayı bunun için getirdi. Yoksa Resulullah Efendimiz hayırlı olmuş, hayırlı olmuş. Mesela o değil de. Fakat onların gene delillerinden en kuvvetlisi Peygamber Efendimiz emretti ya. İmam oturduğu yerde kılarsa siz de oturduğunuz yerde kılın. Ayakta kılarsa siz de ayakta kılın. Şimdi onların bu delilleri var. Bizim delilimiz kavlen yok. Kavli Resulullah olarak yok. Yalnız fiili Resulullah olarak var.
Resulullah Efendimiz imam oldu, cemaat ayakta. Ona da onları itiraz ediyorlar ki bu rivayet iki türlü geldi. Bizim kavli Resulullah ile delilimiz var. Fiili Resulullah ile sizin getirmiş olduğunuz delil de iki türlü geldi. Bizi teyit eder olduğu halde geldi, sizi teyit eder olduğu halde geldi. İhtilaflı. İhtilaflı olunca biz tercihe gittik. Tercih yollarını aradık, bizim rivayeti tercih ettik. Bunlar da diyorlar ki bak bizim hem kavlimiz var, hem de fiili Resulullah var. Bizim taraf daha kuvvetli oldu. Şimdi de siz şeyde sormadınız mı camiada? Hangi taraf daha kuvvetli? Onların kavlini tercih ettim. Onların kavlini tercih ettiniz siz. Maşallah. Fakat bu kıraat meselesine ne diyeceksiniz? Kıraat meselesinde Peygamber Efendimiz aşikare okudu ve Hazreti Ebu Bekir'in kalmış olduğu yerden okudu. Evet, bu delalet etti ki Peygamber Efendimiz imam olarak kıldırdı. Bu da fiili Resul'dur. Fiili Resul geldi. Resul'ü nesleder. Nesuh oldu bu. Demek ki evvelce hüküm öyleymiş, sonradan böyle oldu. Birçok yerlerde böyle olur. Resulullah Efendimiz'in son hali müteber olur. Burada Hanefiler yine kuvvetleşti korku. Sonra imamete daha layık olan meselesinden durmaz mı? İmamete layıklık meselesinden. Kim? Mesela Peygamber Efendimiz imamete daha şey yani. Elyak. Elyak ama mesele orada değil o. Bu elyaklık meselesi caiz olmaz manasına değil ki. Hazreti Ebu Bekir'e nispetle elyak. Hazreti Ebu Bekir'in peşinde namaz caiz olmaz manasına değil. Onun için fakat Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in peşinde namaz kıldı mı kılmadınız? Bize göre kılmadı. Peygamber Efendimiz imam oldu. Hazreti Bekir cemaat oldu. Onlara göre kıldı diyor işte. Bu sizin rivayet etmiş olduğunuz hadisi siz diyor yanlış rivayet ediyorsunuz. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir kıtayıyla diyor. Sonra bir namazda iki imam da olmaz. Siz diyor bir namazda iki imam ispat ediyorsunuz. Fakat rivayet bunlar. Onun rivayeti var, bu rivayeti var. Bu sefer rivayetler birbirini taarruz edince, birbirine taarruz edince tercihe gidiliyor. Tercihte bizim en kuvvetli delilimiz bu. Bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in oturuşunda imam oturuşu oturdu. Hazreti Ebu Bekir sağda kaldı. Bir de Hazreti Ebu Bekir kıraati nerede koyduysa oradan başladı. Bu iki delil bizim rivayeti tercih ediyor ki bizimki daha asıllı. Evet. فَهَذَا وَجُهَذَا الْبَابِ مِنْ تَر۪يكِ الْعَسَارِ İşte asar itibariyle tarik bu, yani bu kadar geldi. Bir de kıyasa vuralım, bakalım kıyas hangi tarafı tercih eder. وَاَمَّا وَجْهُ مِنْ تَر۪يكِ النَّظَرِ Kıyas tarikiyle فَاِنَّا رَئِينَ الْاَصْلَ الْمُجْتَمَعَ عَلِهِ Müçtemi'un aleyh, kendisinin ittifak olunan bir kaide-i asliye. Gördük ki enne tuhulel me'mum fi salatil imam. Me'mumun, muktedinin, imamın namazını duhuli kad yucibu farzan. Bir farzı icap eder. Alel me'mum, me'muma farzı icap eder. Ve lem yekun aleyhi. Halbuki o me'mum üzerine olmadığıydı. Kable duhulidi. Namaza duhul evvel kendisine bir farz yoktu. Fakat dahil oldu. O farz ona tereddüt etti. Böyle meseleler var. İmam birinci rekette sehvetmiş. Sehvle secde lazım gelmiş. İkinci rekette sen geldin, iktida ettin. O imamın sehvettiği vakitte sen var mıydın? Yoktu. Fakat imam şimdi sehvle secde edecek. Sen de ondan beraber sehvle secde edecek misin, etmeyecek misin? Edeceksen, evet. Bak sana namaza girmezden evvel farz değildi o. Gene de sana farz değil. Fakat imama uyduğundan dolayı farz oldu sana. Diyor ki böyle meseleler var ki imama iktida etmezden evvel kendisine farz değil ama iktida ettin mi farz olur. Bu bir kaidedir diyor. وَلَمْ نَرَهُ Biz bunu görmedik ki يَسْقُتُ يُسْقِتُ iskat eder عَنْهُ مَمُمْدًا فَرْضًا bir farzı. Öyle farzı قَدْ كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ دُخُولِهِ Namaza duhulundan evvel muktediye farz olan bir şeyi iskat eder. Bunu da görmedik. Yani müktediye farz idi. İmama uydu da farz sakit oldu. Bu yok. Farz olur. Müktedi gelir, imama uyarsa kendisine farz olmayan bir şey farz olur. Fakat kendisine evvelce imam ikna etmezden evvel bir farz vardı, imama uydu da sakit oldu. Bu olmaz.
Bu bir kaide. Demek ki imam cemaatin üzerine farzı yükler, fakat farz ondan iskat edemez. Bu kaideyi bir defa al. فَمِنْ ذَلِكَ işte bundan اَنَّا رَعِيْنَا biz gördük el-müsafire müsafiri ki يَتْفُلُ ف۪ي صَلَاتِ الْمُقِيمِ Mukim'in namazına girer. Müsafire iki rekat farz değil mi? Mukim'in ikna ettiği gibi kaç oldu? Dört oldu. Bu kendisine farz değildi. İktidar, mukim olan imama iktidar ettiğinden dolayı farz oldu. İktidası ona bir farz daha yükledi. İki rekat daha fazla kılacak. فَيَجِبُ عَلَيْهِ Musafir üzerine vacip olur. اَنْ يُسَلِّيَ سَلَاتَ الْمُقِيمِ اَرْبَعًا Mukim'in namazı dört olarak kılması vacip olur. وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكْ وَاجِبًا Halbuki o dört ona vacip değildi. عَلَيْهُ اَنْ يُسَلِّيَ قَبْلَ دُخُولِهِ مَعْرُمْ İmamının namaza girmesine evvel dört vacip değildi. İkiydi. İmam uydu o gibi oldu dört. وَاِنَّمَا اَوْجَبَهُ عَلَيْهِ Ona o dört rekati vacip kılan ne oldu? Duhuluhu, o misafirin duhuli ma'ahu, imamla beraber namaza duhuli ona vacip kıldı. وَرَيْنَا مُقِيمًا Biz de mukimi gördük. لَوْ دَخَلَ فِي صَلَاتِ مُسَافِرٍ Bir misafir iktida etse. Misafir kaç kılacak? İki kılacak. Mukim de iki kılsın. Madem imamın öyle bir tesiri var, İmam bak öteki mükim olan imam misafirin namazını 2'den 4'e çıkardı. Bu misafir olan imam da 4'ten 2'ye indirsin. O öyle yapamaz. Diyor ki bir şeyi görsek ki mukimi levdehale fi salati misafirin bir misafirin namazına girse salla bi salatihi o misafirin namazını kılar. Hatta izâ feragâ hatta misafir farı oldu mi? Eta mukim getirir bi temami salatın mukim. Mukim kendi namazını tamam eder. Misafir onun namazını kindiremedi. Misafirinin iki rekete kılar, ondan sonra kalkar namazını tamam eder. فَلَمْ يَسْقُدْ Sakit olmadı. اَنِنْ مُقِمْ مُقِمْدَنْ فَرْزٌ Bir farz. Ne sebebiyle? بِدُخُولِهِ Onun duhuli sebebiyle. مَعَلْ مُسَافِرِ Misafiriyle beraber namaz kılmasından bir farz sakit olmadı. وَكَانَ فَرْضُهُ مُقِمُوا فَرْضُ oldu. عَلَى حَالِهِ Hali üzerine غَيْرَ سَاقِتٍ Sakit olmayıcı oldu minhu ondan şeyin hiçbir şey. Gayre sakiti ve kâne farduhu ala hâlihi. Gayre sakitin sakit olmadığı halde minhu ondan şeyin bir şey. Ona fail yapmış ama bu neye itimat etmiş de isim fail fail almış. Bir şey etmihal olarak zilhale itimat etmiş. Öyle diyeceğiz. Zilhale itimat ederse fail alabilir mi? Nehücüler yok mu içimizde? Evet. Şimdi mukim, misafire ikna etti. Fakat kendisinden bir farz sakıt oldu mu? Olmadı. Öyleyse bak ne diye kıyas getiriyor. Diyor ki mukim, imam hasta. Ondan bir farz sakıt. Kıyam. Kıyam farzı sakıt. Mukim hasta değil, sağlam. O imamın hasta olmak dolayısıyla oturduğu yerde kılmasından kıyam sakit oluyor. Cemaatten de iskat edebilir mi? Edemez. İmam farz üzerine farz kor, fakat farzı iskat edemez. Binaenaleyh cemaatin kıyam halini iskat edemez. Kıyasın böyle. İmam bu kendi kalkamıyor ama cemaat sizde, bak imam oturduğu yerde kılıyor, sizden sakit oldu diyemeyiz. Nitekim ne gibi? Mükim misafir olan bir imama uydu, iki rekat kılamaz, illa dört kılacak. Bunun gibi. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ Buna nazarın en yekûne ola kezâlike sahih, sağlam adam da ola. اَلَّذ۪ي Öyle sağlam adam ki كَانَ عَلَيْهِ فَرْضُ الْقِيَامِ Ayakta durmak ona farz idi. اِذَا دَخَلَ مَعَ الْمَرِيدِ Hasta ile beraber namaza girerse o da böyledir. Yani o sağlam adamdan kıyam farzı sabit olmaz. اَلَّذ۪ي قَدْ سَقَتَ عَنْهُ Öyle bir hasta ki ondan sakit oldu. فَرْضُلْ قِيَمْ قِيَمْ فَرْضِ فِي صَلَاتِ namazında. Çünkü hasta olduğundan ondan sakit oldu. اَنْ لَا يَكُونَ olmaya ذَٰلِكَ الدُّخُولِ Müteafi olan adamın duhuli مُسْقِتَنْ عَنْهُ Kendisinden iskat edici olmaya farzan hiçbir farzı. Öyle farz ki كَانَ عَلَيْهِ O müteafi olan adamın üzerine vacibidir. قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاتِ Namaza dukulundan evvel ayakta durması müteahhit olan bir adama vacip oldu. Vacip idi.
imama ikta etmesi sebebiyle imamın da iskat edici olmadığı, yani o ayakta kalacak. Bu da kıyas. Ama kuvvetli bir kıyas. Fe'in gâle gâilun, bir adam yatıraz ise ki fe'inna kadreyna, biz gördük. Diyor ki biz bu kaideyi bozacağız diyor. Neyle? Biz köleyi gördük. El abde köleyi, ellezî la cümmete aleyh. Köle üzerine cümme vacip değil. Cümme kim üzerine vacip? Hür. Köleye vacip değil. Fakat yedhulu fil cümme, cümmeye giriyor. Feyücüzîhî, onun cümmeyi kılması kafi geliyor. Minel zuhri, evleden. Ve yeskutu anhu, onun köleden sakit oluyor. Fardun bil farz. Bak işte köle de duhul cümmeyi, duhulundan evvel ona evleyi kılmak farz idi değil mi? Fakat cümmeyi kıldığı gibi farz sakit oldu. Bak imam ile beraber kıldığından imam ondan bir farz iskat etti. Senin dediğin kaidenin tersine oldu. Öyle olmadı mı? İmama iktida etmesi bir farzı iskat etti mi etmedi mi? Ya biz dedik ki imam iktida etmesi hiçbir farzı iskat etmez. Sana misal verdi köleyi. Evet. Öyle farz ikat kâne aleyhi kable dukûli me'al imâmi fîhâ. Cümleye imam ile girmezden evvel evle yıkılmak köle üzerine vacip idi. Fakat imama uydu, cümle yıkıldığı gibi evle sakit oldu. Bu misafirin durumu gibi. Efendim? Bu misafirin durumu gibi o. Kîle lehu. Ona cevaben denilir ki, şimdi suali iyi anladın mı? Suali iyi anlamazsan cevabı da iyi anlayamazsın. Hâdâ yuhakkidu mâ kunnâ. Bu bizim dediğimizi teyit eder, tekit eder bize. Dediğimiz kaideyi bozmaz diyor. Ve zâlike bu ennel abde köle lem yetib aleyhi cüm'atü. Ona cüm'e vacip değil idi. Kable duhûlî fîhâ. Cüm'eye girmezden evvel vacip miydi ona? Hayır. Vacip değil idi. Felemmâ dehale fîhâ. Vaktaki cüm'eye girdi. Ne'emen bir kimseyle beraber ki hiye cüm'e aleyhi an üzerine vacip idi. Kâne duhûluhu. İşte o kölenin duhûlu oldu. İyyâha cüm'eye. يُوْجِبُ عَلَيْهِ Köle üzerine vacip kılar oldu. مَا اُلْ بِشَيْكِ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى اِمَامِهِ İmam üzerine vacip. Misafir iki rekat kılacaktı. Dört kılmak vacip değildi. Mükim uyduğu gibi dört kılmak vacip oldu. Farz üzerine farz getirdi. Ha, bu da diyor, köle üzerine cüme farz değildi. Siz diyor evleyi alıyorsunuz, biz cümeyi alıyoruz. Evle tarafından düşününe kadar cüme tarafından düşün. Köleye cüme farz değil. İmamla beraber cümeye başladığı gibi öyleyse cümeyi kılmak vacip oldu. Bak imama ifta etmesi ona bir farz yükledi. Farzı iskat etmedi. O da neyi yükledi? Cüme'yi tamam etmesini, kılmasını ona yükledi. Zaten bu bizim devamımızı ispat ediyor. İmam farz üzerine farz kur. Fakat başka bir farz iskat etmez. Evet. Fesare bizalik, bununla oldu. İza vecebe aleyhi, evet, onun üzerine bir şey vacip oldu mu? İza vecebe aleyhinin üzerine vacip oldu. O köle üzerine vacip oldu. Ma huve vacibun ala imamihi. İmam üzerine vacip olan bir hüküm köle üzerine vacip oldu. Öyle değil mi? Nerede? Bu ne hükmünde oldu? Fi hükmü misafirin, bir misafir hükmünde oldu ki la cüm'ate aleyh. Misafire cüme yok. Çünkü misafirdir. Dehale fil cüme, cümeye dahil oldu. O da onun gibi. Misafire cüme vacip değil ama cümeye başladı mı, cümeyi kılmak ona farz oldu. O farzı yaptığı gibi iki farz bir vakitte olmaz. Cümeyi kıldı mı zühür sakit oluyor. Şimdi o önlerin sükutini imam yapmadı, cümeyi kılması yaptı. İki farz yem olmaz onun için. Yoksa imamın üzerine fark yüklemedi. Fakat saret oldu vacibeten, cüm'e vacip oldu aleyhi misafir üzerine, li vücubiha cüm'e vacip olduğu için ala imamdı. Madem imama vacip idi, o da o imama uydu, mükime dört kılmak vacip olduğu gibi. Misafir iki kılacaktı, mükim dört kılacaktı. Dört kılmak vacip olan bir imama ikta ettiği gibi o da dört kılacak. Bu imama da cüme kılması vacip idi. Ona köle de olsa, misafir de olsa ikta etti mi? Onun kılması vacip oldu. O cümeyi kıldığı gibi tamam, daha evliye hacet kalmadı. Ve saret mücziyeten anhu, işte o misafirden yahut o köleden kifayet edici oldu.
مِنَ الظُّهْرِ onun evlesinden kifayet etti. Evlesini koydu. لَاَنَّهَا سَارَتْ o cüme oldu. بَدَلًا مِنْهَا evleden beden oldu. İki farz üzerine olmasın. Bu da kıyasla kuvveti. فَكَذَٰلِكَ الْعَبْدُ kul da böylecedir. لَمَّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمَ وَقْرَكُونَ cüme vacip oldu. بِدُخُولِهِ فِيهَا cümeye girmek sebebiyle اَجْزَأَتْهُ köleye kifayet etti مِنَ الظُّهْرِ onun evresinden. لَاَنَّهَا cüme سَارَتْ oldu. Bedelen beden oldu. مِنْهَا evleden, evleden beden oldu. Fakat sebete bima zekerine. Bu zikrettiğimiz şeylerle sabit oldu ki اَنَّ دُخُولَ الرَّجُولُ bir adamın girmesi فِي صَلَاتِ غَيْرِ başkasının namazına. Başkasının namazına nasıl girecek? Yani ona iktida edecek. قَدْ يُوْجِبُ عَلَيْهِ o müktedi üzerine vacip kılar. مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ kendi üzerine vacip olmayan bir şeyi vacip kılar. İşte misafir mugimin namazına girdi, dört kılmak vacip oldu. Köle yahut da misafir cüme namazına girdi de cümeyi yıkma vacip oldu. Bunun gibi. Vacip olmamıştı, kabile dukulü fiha. Namaza dukulundan evvel vacip olmayan bir şey namaza dukulü sebebiyle vacip oldu. وَلَا يَسْقُتُ عَنْهُ ondan da bir şey sakıt olmaz. وَلَا يَسْقُتُ عَنْهُ ondan sakıt olmaz. مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَبْلَ دُخُولِهِ namaza dukulundan evvel bu adamın o adamı ikta etmezden evvel kendisinin üzerine vacip olan bir şey bu sakıt olmaz. Binaenaleyh kıyam o namaza dukulundan evvel farz olur. Öyleyse bu sakıt olmaz. Yani bir adam hasta bir imamı ikta edecek. İmamdan kıyam sakit. O imamın namazını ikta ederse o cemaatten kıyam sakit olur mu? Olmaz. Çünkü imama iktida farz üzerine farz koy fakat bir farzı iskat etmez kaydı. Fesebete bizalik bununla sabit olduk ki enne sahihellezi şol bir müteafi adam ki en kıyamı fissalah namazda kıyam vacibin aleyhem üzerine vaciptir. İzâ dehale dâhil olursa me'amen bir kimseyle beraber ki kat sakate enhu farzul kıyam. Kıyam farzı kendisinden sabit olan bir kimseyle dâhil olursa fî salâti namazına yani onu ikta ederse lem yekün yeskutu enhu ondan sabit olmaz bi duhulihi evet o adamın duhuliyle beraber onun namazına duhuliyle onu ikta etmekle sabit olmaz minel kıyam kıyamdan. Ne sakit olmaz? مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَبْلَ سَالِكِ Duhuldan evvel kendisine vacip olan kıyam, o da sakit olmaz. İlla ayakta duracak. İmam oturduğu yerde gelirse kendisi ayakta duracak. وَهَذَا قَوْلَ بِي حَنِيفَةَ ذَابِ يُسُفْ رَحِمَهُ اللّٰهِ bu iki imam böyle dediler. Ama İmam Muhammed burada ayrılıyor. وَكَانَ مُحَمَّدُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهِ يَقُول İmam Muhammed dedi ki لَا يَجُوزُ لِسَحِيْهِنْ مُتَعَافِ olan bir adama caiz değildir. اَنْ يَأْتَمَّ اِبْلِدَاءَ اَدَ بِمَرِيدٍ bir hasteye, öyle haste ki yusalli kaiden oturduğu yerde geliyor. وَاِنْ كَانَ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ isterse rükû sücûde müktedir olsa bile ona iktida edemez. Bu daha şiddetli. Yani diyor ki İmam Ebu Hanife İmam Ebu Yusuf'a göre imam oturduğu yerde kıldırırsa cemaat ayakta ona iktida eder, kılarlar. İmam Muhammed diyor ki katiyen kılamaz. Ona iktida edemez. Şu halde haste oturduğu yerde kılan bir adam kendisi gibi bir adama imamlık yapabilir. Fakat müteafi olan, ayakta duran adamlar imamlık yapamaz İmam Muhammed'e göre. وَيَذْهَبْ İmam Muhammed sahip olur ki اِلَا اَنَّمَا وَالْبِشَيْكِ كَانَ مِنْ صَلَاتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Peygamber Efendimiz'in namazından oldu. Kaiden oturduğu halde فِي مَرَدِهِ hastalığında binnâs-ı nâs'a namaz kıldırması. Peygamber Efendimiz oturduğu yerde imam olarak namaz kıldırdı diye iddia ettik ya. وَهُمْ halbuki cemaat kıyamı ayaktadır. Bu namaz oldu. مَخْصُوسٌ hususi bir namaz oldu. Peygamber Efendimiz'e has bir namazdır diyor. Bu kıyas kabul etmez diyor. Mahsus Peygamber Efendimiz'in havası var ya, hasaisini bu var. Peygamber Efendimiz'e has olan şeylerden birisi de bu. لَاَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ف۪يهَا çünkü İmam Muhammed diyor ki Peygamber Efendimiz bu namazda işledi. مَا وَالْبِشَيْكِ لَا يَكُوزُ جَائِزُ olması لِأَحَدٍ بَعْدَهُ kendisinden sonra hiçbir kimseye caiz olmaz ki en yefâlehu işleye. Peygamber Efendimiz bu namazda öyle bir şey yaptı ki
başka bir kimsenin yapması caiz olmaz. O da neden? Minehsihi fil kıraat. Evvela kıraat, Hazreti Ubekir'in koymuş olduğu yerden aldı. Yani bu başkasına caiz değil. Bir, min haysu intaha Ebu Bekir radıyallahu anh nerede bitirdi? Sonradan başladı bir. Ve hurucu Ebi Bekir'in radıyallahu anh minel imam. Hazreti Ebu Bekir Allahu Ekber demiş, namaza başlamış, imamlık yaptığı halde imamlıktan çekiliverdi namazın içinde. Bu da olmaz. İlâ ensâre me'mûmen fî salâtin vâhide. Namazın evvelinde imam iken ama biraz sonra cemaatten oldu. Hiç namazı bozmadan. Bu da diyor kıyas harici bunlar. Bu da kıyas olmaz. وَهَذَا لَا يَجُوزُ لَا حَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ Resulullah Efendimiz'den sonraki kimseye bu caiz değildir. بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِم۪ينَ cemiyen Müslümanların ittifakıyla. Fakat bu kıraat meselesi İmam Muhammed'in diyor ama İmam Muhammed'in kendisine de sorsam bir evvelki imamın boşladığı yerden alabilirim. Mesela bir adamın abdesti kaçtı. İmamken hemen birisini çeker onun yerine. Öteki adam başlar. İsterse ayrı sureyi okur, isterse aynı boşladığı yerden başlar. Ama o zaruret halinde. O zaruret, bu da öyle. O onu delil olmaz. İmam Muhammed bunu delil getirdi ama mesela Hazreti Ebu Bekir hemen imamlıktan çekildi. Peygamber Efendimiz geçti. Kıraati de aynı yerden alabilir. O kendisi de buna muhaliftir demiyor başka yerde. Fakat o kuvvetli delil değil de esas berikiler kuvvetli. Mesela Hazreti Ebu Bekir imam iken birdenbire cemaat oldu. Bu başkası olmaz bu. Hakikaten öyle. Hem bir cemaatin yarısında imam oluyor, yarısında cemaat oluyor. Evet. Bu Peygamber Efendimiz'e hastır dedi. İmam Muhammed'in kavli bu, görüşü de bu. Evet. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki عَلَى اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَدْ كَانَ خُصَّ ف۪ي صَلَاتِهِ تِلْكَ Bu namazında Peygamber Efendimiz'e has idi. بِمَا مُنِعَ مِنْهُ غَيْرُهُ Bir sebeple ki başkası bundan men edildi. Sonra bu rivayette en mühimi Hazreti Ebu Bekir imamlıkta imam olarak başladı. İmamlıktan da çekilmedi ki, çıkmadı ki. Hem imam oldu hem memum oldu. Cemaat Hazreti Ebu Bekir'e iktida etti imam. Bir taraftan da Peygamber Efendimiz'e uydu, muktedi. Hazreti Ebu Bekir iki sıfatı cem etti. Hem imam hem memur. Bu başka yerde kıyas edilmez. Muhammed Ebu Bekir.